Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım dolar tl'ye baktığımızda sıkıntılı gelişmeler olduğunu görüyoruz. 13.5-14 hattını bugüne kadar kahramanca savunan kamu ne yazık ki 14 hattında gedikler vermeye başladı. İşte teknik olarak da 14 hattının aşılması bizi 18'e getirir demiştik ki teknik görüşümüzün hala arkasındayız. 14'ün üstünde duran kur ne yazık ki tehlike sinyalleri üretiyor. Ve bakın ilerleyen dakikalarda hem devletten aldığımız raporlar hem de uluslararası kurumların bir takım notlarına baktığımız zaman neden 14 seviyesinin üstünde tutanacağına dair bu kurun ve neden sıkıntılı noktalara gitme ihtimalinin çok ama çok arttığını anlatacağım sizlere. Kurumların raporları, devletin raporları, rakamlar, matematik tamamen sayılarla bir sunum yapacağız size. Bakın değerli arkadaşlarım kuru yukarıya çekecek en büyük gelişmelerden birisi tabii ki cari açık olacak. Nedir cari açık dediğimizde bir ülkenin milli parasının değer kaybetmesinin ana sebebidir. Türkiye'nin tarihsel olarak baktığımız zaman krizlerinin bütün sorumlusu cari açık veriyor olmasıdır. Yani dışarıya sattıklarınızla dışarıdan aldıklarınız arasındaki fark ne kadar eksi ise yani dışarıya az ama dışarıdan daha fazla mal alıyorsanız rezervlerinizdeki dövizler biter ve en sonunda döviz krizine girersiniz. İşte bakın adım adım ona gidiyoruz. Devletin raporlarını göstereceğim size. Kendim sıfır yorum yapacağım ve bakın ilk göstereceğim rapor Ocak ayına ilişkin arkadaşlar. Daha sonra da Şubat ayına ilişkin bir rapor göstereceğim. O rapor yeni geldi ama işin nasıl başladığını göstermek adına önce bir ocağa göz atalım. Değerli arkadaşlarım bu tabloyu size daha önceki videolarımızda da göstermiştim. Ticaret Bakanlığı'ndan almıştık. Ocak 2022 yılına ait dış ticaret rakamlarımızda bakın burada ne yazık ki 2021'in ocağında 3 milyar açık verirken ocak ayında 10 milyar açık vermişiz. Nedir açık miktarı? Bakın dış ticaret dengesi sütununun altında 240.7 yazıyor. Demek ki %240.7'lik dış ticaret dengemizde aleyhimize bir artış var. 10 milyar bakın Ocak ayından eksi yazdık. Yazın şimdi bunu bir kenara. Hadi şimdi Şubat ayına bakalım. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret veri bülteni Şubat 2022'ye ait rakamlar gördüğünüz gibi karşınızda. Arkadaşlar Şubat ayında bakın dış ticaret dengesini gösteren sütunda 2021'in Şubat'ında 3.3 milyar dolar açık verirken 2022'nin şubatında 8 milyar dolar açık vermişsiniz. Peki değişim ne olmuş? Yüzde değişim %141.9 sizin şubat ayında verdiğiniz açık miktarı artmış ve ocak şubata baktığımızda işte neden dolar TL olumsuz yönde etkilenecek burada çok net görüyoruz arkadaşlar 2021 ocak şubatında 6.4 milyar dolar açık verirken 2022 ocak şubat ayında 18.3 milyar dolar daha dün bir bugün iki arkadaşlar açık vermişiz. Ve değişim yüzdesine bakın. Ocak Şubat'ta geçen yıla göre Ocak Şubat olarak baktığımda %186.3'lük cari açıkta bir artış var arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlarım açık miktarı Ocak, Şubat ve artmaya başladı devam ediyor. Peki bu açığı biz nasıl telafi edeceğiz? Nasıl yerine koyacağız? İşte bakın burada siz bunu telafi edemediğiniz zaman telafi, telafi etmenin tek şartı var ihracatı arttırmak. Ama siz kısa vadede ihracatı arttıramayacağınıza göre ve ihracatı da neden arttıramayacağınızı ve neden ihracattan yeterli paranın gelmeyeceğini de bakın yine Ticaret Bakanlığı'nın raporuna dayanarak şimdi göstereceğim. İşte bunu telafi edemediğiniz zaman kasadaki eksi miktarı arttığında ne olacak arkadaşlar? Dolar TL'yi tutamazsınız. Dolar TL'yi tutamazsınız. Bu yüzden diyorum. Tablolarla, rakamlarla diyorum. Ve bakın neden ihracattan gelecek para yetmiyor? Yetmeyecek. Bunu da yine bir rapordan alacağım kesitle size arz etmek isterim. Değerli arkadaşlarım karşımızda yine dış ticaret veri bülteni var. Bakın burada sol tarafta ihracatın dağılımını görüyorsunuz. Burada ihracatımıza baktığımız zaman ham madde yani ara malların oranı %51 bir ekonomi aramalı ihraç ederek, ham madde ihraç ederek sadece hamallık yapmış olur. Buradan para gelmez, rezervi dolduracak, açığı kapatacak para ham madde ihracıyla gelmez. Yüksek teknoloji içeren malları ihraç ederek gelir. Ve tüketim mallarımızın ihracatına bakın arkadaşlar yüzde %37. %37'lik bir oranın kendisi zaten bu rezervi doldurmaz. Artı az önce dediğim gibi bu tüketim malları da düşük teknoloji arkadaşlar, orta derecedeki teknolojiye dayanıyorlar. Dolayısıyla bu ihracat yapısıyla bizim bu açığı kapatmamız çok zor. Ve dönüyorum İthalata bakıyorum. Bakın hem ihracattan para gelmiyor diyorum hem de ithalata baktığımda Şubat verilerinde geçen ay anlatmıştım. Ocak verilerine benzer bir durum var. Yani bir değişiklik yok. Ham madde aramalı ithalatı toplam ithalatın %83'ü Yatırım malı ithalatı %10'u yani %93'ü arkadaşlar bir malı üretmek için ithal ettiğimiz mallar siz bir malı üretmek için mal ithal ederseniz sizin elinizde avucunuzda ne dolar kalır ne euro kalır ve dolayısıyla cari açığınız artar ve bu cari açığın artması da eninde sonunda bu ülkeyi kur krizine götürür arkadaşlar Değerli arkadaşlarım cari açık rakamlarını gördünüz. Burada açık ne yazık ki her ay sıkıntılı bir şekilde artıyor. Peki geçen yıl ne deniliyordu? İhracat rekorları kırdık deniliyordu. İhracat fazla olacak. Cari açık düşecek. Cari açık düşünce de rezervler dolarla dolacak. Rezervler dolarla dolu olunca da haliyle dışa bağlı ekonomide bol dolar olduğu için hani vereceğiz parayı ithal edeceğiz. Güzel güzel enflasyonu da düşüreceğiz şeklinde bir hayal vardı. Ama tabii ki bu hayallerde kaldı. Kaldı. Neden? İhracatın artmasının sebebi kurun 8 liradan 18 liraya çıkmasıydı arkadaşlar. Ama e, kuru düşürerek ne yaptınız? Enflasyonu yukarıya çektiniz. Enflasyon hiper enflasyona gidecek diye bu sefer kuru faiz vererek düşürdünüz. Kuru düşürdüğünüz zaman bu sefer ihracat sıkıntıya girmeye başladı. Ve en önemli neden de şu. Bakın. AKP ekonomisi sürekli ihracat fazlası veremez. Bunu o zaman da demiştik. Çünkü yüksek teknolojiye dayalı bir ihracat yapınız yok. Sizin ürettiğiniz malı Vietnam, Güney Afrika, Brezilya, Tayland gibi ülkeler de üretebiliyor. Ve fiyatı kırarak sizden daha fazla pazar hakimiyeti sağlayabiliyorlar. Bizim burada ürünlerimizin farklılaşması, firmalarımızı verimli çalışmak, inovasyona sokmak ve yüksek teknoloji üreten bir yapıya itmemiz gerekiyordu. Ama AKP'de bunu yapacak açıkçası ne personel ne liyakat ne de olsa bile arkadaşlar olsa bile artık zaman yok. Dolayısıyla kur krizinin Türkiye'de cari açığa bağlı olarak kaçınılmaz olduğunu söylüyoruz. Ve bakın size kitabın ortasından konuşacağım. Benim kimseden korkum yok. Olay şudur arkadaşlar. Enflasyonu şu an an itibariyle AKP'liler düşüremeyeceklerini biliyorlar. Ama enflasyonu %50'de, 55'te tutayım diye de dövizde sürekli satış yapmak, kamunun bir satış yapması ve kuru baskılamaya çalışmak bir model değildir arkadaşlar. Bunu herkes kafasına sokmalıdır. Bununla övünülmemelidir. Bakın biz kuru nasıl tutuyoruz demeyin. Çünkü sizin kuru tutmanız için kasayı dolarla doldurmanız gerekir. Sürekli kamunun satış yapmasıyla kuru tutmak bir model olmayacağı gibi bunu devam ettiremezsiniz. Çünkü neden devam ettiremezsiniz söyleyeyim. Sizin an itibariyle kura bastığınız paralar kur korumalı mevduat, yuvan ve şirket dövizlerinden kaynaklanıyor. Burada her ne kadar net rakamlara ben ulaşamasam da tahmin edilen rakam, konuşulanlar arkadaşlar 20-22 milyar dolar civarında. Bakın siz 20-22 milyar dolarla ne kadar kura basarsınız? Bu film nerede kopar? İşte ona gelelim. Değerli arkadaşlarım bu film en fazla 3 ay izlenir. 3 ay dayanır. Yani Mart, Nisan, Mayıs'ta dayanır arkadaşlar. Biliyorsunuz Haziran'da bekledikleri gibi e, Rus doları gelmeyecek ülkeye. Ve Mayıs'ın sonunda burada film kopmaya başlar. Çünkü bakın. Kur korumalı ve yuvamdan ya da şirket dövizlerinden 20 milyarla siz basıyorsunuz basıyorsunuz. Az önce cari açık rakamlarını verdim. 8-10 milyar dolar yaklaşık her ay cari açığınız oluyor. Siz 20 milyar dolarla cari açığınızı en fazla 3 ay 4 ay idare ettirirsiniz. Yani bu ne demektir? 3 ay 4 ay siz kura basabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar tantana başlar işte. Bakın matematik benim yorumum değil bu. Gördünüz Ocak Şubat'ta 18 milyar dolar açık vermişsin. Öbür taraftan ne kadar getirmişsin? 22. Ne kadar basacaksın sen kura? Ne kadar basabilirsin? Tamam o 18'e bastın diyelim. Elde de 22 var. Her ay 8 kağıt açık verdiğin zaman 3 ay arkadaşlar. 3 ay 3 kere 8 24. Bu kadar basit yani. Ha gelmeyecek Rus turisti de diyoruz ve buna bağlı olarak döviz girişinde sıkıntılar olacak yani bunun sonunda basarak bir noktaya gitmeniz imkansız ve neden bakın şunu söyleyebilirsiniz abi 3 ay bastılar işte Tamam 35 milyar dolar gelmesin 20 milyar dolar gelsin 3 ay daha basamazlar mı Evet Hani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da belki o yardımcı olabilir diyeceğim ama olamayacak. Niye olamayacak? Hemen gerekçesini söyleyeyim. Bakın kıymetli arkadaşlarım. Amerika'da Merkez Bankası Başkanı Powell iki tane konuşma yaptı. Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir sunum yaptı arkadaşlar. Ve diyor ki Mart ayında faiz arttırmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. FED elindeki araçları yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi ve uzun vadeli büyüme ile sağlam bir iş gücü piyasasını teşvik etmek için kullanacaktır diyor. Yani hani savaş çıktı Ukrayna'da o yüzden FED faiz arttırımı yapmaz. Bilançoyu küçültmez. Biz de buradan yırtarız. Gelen 30-40 milyar dolar yazın turist döviziyle de olayı idare eder. Eylül'e geliriz. Olmayacak arkadaşlar. 2. 2. Powell çıktı yine konuştu. Ne dedi arkadaşlar? Bu sefer de e, nerede konuştu? Yıllık para politikası raporuna ilişkin. Amerikan Senatosunda çıktı, konuştu ve e, şunları söyledi arkadaşlar: Savaşın şimdiye kadar Fed'in planlarını etkilemediğini belirtiyor ve aynen bunu diyor. Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Bu mart toplantısında faiz oranlarını yükseltmek ve yıl boyunca devam etmek istiyoruz yine yani az önceki açıklamanın aynısı, aynısı arkadaşlar. Yani ne demek bu? Ben önce faizi arttıracağım. Martta 25 bas puan. Her e, toplantıda 25 bas puan arttıracağım. Ve yazın başında arkadaşlar e, fiziken parayı geri çekeceğim bir de diyor. Bastığım parayı da geri çekeceğim. E ne olacak o zaman arkadaşlar? Bu dolar tl olduğu yerde kalacak mı? Kalmayacak. Bir de cari açığım var. E, zaten anlattım bunu arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı olacak. Ve bunun üstüne bunun üstüne bunun üstüne. İki gündür anlattığım emtia fiyatlarındaki artış. Bakın bu da hem enflasyonu yukarı çekecek Türkiye'de. Liraya değer kaybettirecek. Hem de rezervden parayı çekecek. JP Morgan arkadaşlar petrolde 185 dolar bekliyorum diyor. Ve Türkiye'ye ilişkin e, açıklamalar geliyor yabancı kurumlarda. Morgan Stanley çok ilginç açıklamaları var arkadaşlar. Aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki... E, biz daha önce yıl içinde enflasyonun %55.3 ile zirve yapacağını tahmin etmiştik ama biz bu rakamı şimdi 66.5 seviyesine çıkartıyoruz. El insaf arkadaşlar yani 60'ın üstünde bir enflasyon olduğu zaman dolar TL ne olacak? Ben e, burada abonelerime artık şunu öğrettim. İleri tarihli kur hesabını enflasyon kadar spot kuru çarpın dediğimde ne kadar kayıp olacağını biliyorsunuz. Yani 0.66 çarpı 14 yapın. Ne kadar kurun üstüne konulacağını oradan göreceksiniz. Ve Morgan Stanley e, devam ediyor arkadaşlar cari açık beklentisi de diyor yukarıya doğru çıkacaktır diyor. 2022 cari açık beklentimiz 9 milyar dolardan 28 milyar dolara çıkacak diyor. Bakın yanılacaklar. 18 milyar dolar zaten 2 ayda Morgan Stanley de burada ters köşe olacak arkadaşlar. Beni burada göstermemin sebebi şu. 9'dan 28'e adamlar revize etmişler bunu. Ve dönüp e, büyümeye baktığımızda 2022'de 3,5 büyümesini bekliyorken şimdi bu 3 büyüyecek diyor. Ne demek 3 büyüme arkadaşlar? İşsiz kalacaksınız demek. Enflasyon yukarıya gidecek demek. Mal ve hizmet üretimi olmuyorsa fiyatlar düşmez arkadaşlar. Yukarıya gider yani mal ve hizmeti basacaksın ki fiyatı düşüresin artı mal ve hizmet üretecek adam alacaksın ki işsizlik düşsün. Eee ne? Büyüme düşecek. Yani mal ve hizmet üretimi azalacak. O zaman enflasyon ve işsizlik sorunu devam edecek arkadaşlar. Yani burada çok net bir durum var arkadaşlar. Şunu söylüyorum, tutamazsın birader. Bu kuru bu kafayla tutamazsın. Yapman gereken çok farklı şeyler. Yapmanız gerekenler çok net. Ama merak edip e, tabii ki bizleri hiç dinlemediniz. Bizlere en küçük zerre kadar değer vermediniz görüşlerimize. Üstünü üstlük bir de bizi vatan hainliğiyle felaket tellallığıyla yaftaladınız. Ama tabii ki alakamız yok bu sıfatlarla. Kimin ne olduğunu tarih çok iyi yazacak. Ve ileriki dönemlerde de hepimizin adı ne dediği ne yaptığı kitaplara geçecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.